Cümleten selamünaleyküm. Fiyat 126.0'dan toplama çalışmasına devam ediyoruz. Bu videoda Mars sinemosunun arızasını, tamirini ve bakımını yapmaya göstereceğim. Elimden geldiği kadar. Mars motorları genelde çabuk bozulan bir ürün değildir yapısı gereği. O yüzden çalışmamasının sebeplerini bulmamız gerekiyor ilk önce. Belli başlı sebeplerden kaynaklanıyor bunlar. İlk başta marş otomatiğine bakmamız gerekiyor. Daha sonra marş otomatiğiyle marş dinamosunun bobinine geçen kısma bakmamız gerekiyor. Daha sonra kömürlerine bakmamız gerekiyor. En son çare artık hiçbir de çalışmıyorsa bobini yanmış diyebiliriz. Şimdi sırasıyla bunları kontrol edelim. Önce akümüzden eksi kutbunu dış kovdaya bağlıyoruz. Artı kutbunu marş otomatiğinin kontaktan gelen kısmına değdiriyoruz. Marş otomatiği çalışıyor. Şimdi marş otomatiğiyle bobine giden kısma tutturuyoruz artı kutbunu. Ve kontaktan gelen kısımdan marş otomatiğine temas ettiriyoruz. Şu an görüyoruz ki bobin çalışmıyor. Kontrol kalemi alıyoruz. Oto kontrol kalemi. Dış gövdeye tutturuyoruz. Marş otomatiğinin artı kutbundan motorun bobin kısmına giden yere değdiriyoruz. Daha sonra temas ettiriyoruz artı kutbunu. Kontrol kalemin yanması gerekiyor ama yanmıyor. Demek ki bizim sorunumuz bu bölgede. Marş otomatiğinin bu bölgesinde. Şimdi marş sinemosunun bobininin çalıştığını kontrol etmek için de artı kutbunu şu kısma değdiriyoruz. Marş bobininin çalıştığını görüyoruz. Yani bizim sorunumuz buradan kaynaklanıyor. Direkt öyle marş motoru çalışmadığı zaman bobin yandı diye yeni marş motoru almanıza gerek yok yani. Bu göstereceklerim çoğu marş motorları için geçerli şeyler zaten. İlk önce sorunun tespit edilmesi gerekiyor yani. Bunlar sırasıyla yapılıp kontrol edilip daha sonra en son çare kömürleri falan değişip her şeyi çalışıp yine çalışmıyorsa marş sinemosu, demek ki o zaman diyebiliriz ki marş sinemosunun bobininde bir sıkıntı var. Evet, bu çalışmıyor. Şimdi bunun bu kısmının tamirini yapacağız. Şu alt kısmından başlıyoruz. Bu kısımda marş dişisinin değişimini de göstereceğim. Marş sineması otomatik çatalı.
Yatakları sağlam. İçini yine balta spreyle, benzinle vesaire temizleyebilirsiniz. Fazla zarar vermeden. Bu sargıların etrafında plastik kısımlar oluyor. O plastik kısımları yırtmadan, zarar vermeden temizleyin yani. Yoksa kısa devre olur. Plastik kısımlara zarar verdiğiniz zaman. Şimdi ilk başta maç dişisinin değişimini yapalım. Bu yeni maç dişisi. İç dişi bu şekilde olması gerekiyor. Bu üstünde bir segmanlı bilezik var, onu çıkaracağız. Çıkan dişli bu şekilde. Daha önce değişmiş zaten. Bunun yatakları kalın. Yani kendi yatakları ince olması gerekiyor yani. Şimdi kendi dişlisini geri takıyoruz. Tabii bu kısma biraz dişli yağ sürerseniz daha iyi olur. Gres yağı da olur. Ama ben genelde böyle dişlilerde falan dişli yağlar oluyor. Isıya dayanıklı onlardan kullanıyorum. Yani yüksek sıcaklıklarda falan akıp gitmesin diye yani. Isıya, suya dayanıklı yağlar kullanırsanız daha iyi olur. Şimdi bunu geri yerine takıyoruz. Şekilde sakmanı geçiriyoruz. Maş dişimizi değiştirmiş olduk. Şimdi sırada maş dinamosunun bobininin tamiri var. Bobin de öyle kolay kolay inen bir şey değildir. Ya bobinin kendisini kontrol etmeniz gerekiyor ilk önce. Demin gösterdiğim gibi. Bobin çalışıyor. Eğer buradan akım yoksa, bu arada bakır bir bara gibi bir şey var. Şimdi onu da göstereceğim. Ondan akım geçmediği için marş dinamosunun bobini dönmemiş oluyor yani. Önce şu vidalarını çıkarıyoruz. Yan taraflarındaki. Daha sonra şurada iki lehimli kısım var. Bu iki lehimli kısmı lehimlerini sökerek çıkarıyoruz.
Şu vidaların uçları bakır. Oraya temas eden kısımsa şu parça. Gördüğünüz gibi bu parçada aşınma var. Bu tarafa aşındığı için basma yapamıyor. Yani elektriği bu tarafa geçiremiyor. Bu yüzden de marş dinamosu çalışmamış oluyor. Şimdi biz bunu değiştireceğiz. Bunu neyden yapabilirsiniz? Bakır baralar oluyor. Onlardan yapabilirsiniz ölçülerinde. 70'lik kablo pabuçları var. Bunları düzleyip ona göre kesip bunlardan yapabilirsiniz. Ben bundan yapacağım. Ölçüsünde kesip şimdi bu ölçüde kesip buradan yenisini yapacağız buraya. Şimdi onu yapalım. Bu parçayı çıkarmayı göstereyim. Şurada tırnaklar var. Şu yayın alt kısmında da tırnakların geçtiği yer var. Şu ortadaki gövdeyle şu ayrı. Bunu düz bir tornavidayla şu tırnakları yan tarafa doğru açarak kırmadan şu şekilde çıkarabiliyorsunuz. Daha sonra yayını altındaki gövdesini daha sonra bu değiştireceğimiz parçayı bunlar bu şekilde duruyor. Şimdi şu parçayı yenisiyle değiştirelim. Yenisini yapalım. Şu şekilde deliğini deldik parçamızın. Buraya geçen kısmı var. Şu parça deliğe oturup oturmadığını kontrol ediyoruz. Rahat bir şekilde geçiyor. Şimdi boyutunu kesip parçayı hazırlayacağız. Şu şekilde yeni parçamızı öncekiyle aynı boyutta kesiyoruz. Ve yerine oturup oturmadığını kontrol ediyoruz. Rahat bir şekilde oturuyor. Şimdi yeni parçamızı toplayalım. Önce alt tarafını takıyoruz. Daha sonra şu parçasını. Deliğe geçen bir boğaz var. O parçayı koyuyoruz. Tamamca geçiriyoruz deliğe. Daha sonra bir tane pul var arada. Onu da koyuyoruz. Daha sonra yayın takıyoruz. Daha sonra plastik parçasını takıyoruz. Şu şekilde yeni parçamız hazır oluyor. Eğer buralarda yağ, kir falan varsa buraları temizlersiniz daha iyi olur tabi. Rahat bir şekilde çalışıyor. Bu aşamadayken kontrolünü de yapabilirsiniz. Elektriğin geçip geçmediğini görmek için. Yani şu şekilde bakalım bir. Aküden artı eksimizi alalım.
Şu an parçamız çalışıyor. İki tarafı da tam basıyor yani. Eski parçamızın bu kısmı ezildiği için yıpranmış zamanla bu tarafa basamadığından yerine oturduğu zaman havada kalıyordu. Marş motorumuzu çalıştırmıyordu. Yeni yaptığımız parçada bu sorun yok. Tamamen rahat bir şekilde çalışacak. Şimdi marş otomatiğimizin kapağını toplayıp, lehimleyip yerine takalım. Şimdi otomatiğimizin çalışıp çalışmadığını kontrol edelim tekrar.
Bu sona geldiğinde bu ikisini birbirine bağlamış oluyor. Yani az önceki eklediğimiz parçayı temas ettirip marş sinemasının bobinin dönmesini sağlıyor. Şimdi onu kontrol edeceğiz. Bobin çalışıyor mu? Yani bu geri çekiyor mu? Bağlıyoruz. Daha sonra artı kutumuzu. Şu an gördüğünüz gibi bobinimiz çalışıyor. Daha sonra bobinimizin iç kısmını yağlarından, kirlerinden temizleyelim toplarken. Bunu bir kurulayalım iyice önce. Şimdi marşlamamızı komple toplamaya başlıyoruz. Yine bu yatak kısımlarına yağ sürmeyi unutmayın. Marşlamasının ön kapağının sıfırı da bulunuyor. Şu şekilde. Bunu da arıza varsa değiştirebilirsiniz. Ben değiştireceğim onu da. Değişsin, kömürlerini değiştirecek, o da yeni olsun.
Şekilde marş çatalını kontrol ediyoruz çalışıyor mu diye. Herhangi bir sıkışıklık falan var mı? Şu an gayet normal çalışıyor. Daha sonra arka kapağını kapatıyoruz. Halkaları var, onları da unutmayalım tabi. Daha sonra gövde vidalarını takıyoruz. Amca sıkıştırmadan önce dişli elimizle kontrol ediyoruz herhangi bir sıkışıklık var mı diye. Rahat bir şekilde dönüyor. Daha sonra kömürlerini takıyoruz. Kömürleri şu şekilde. Sıfır bulunuyor. Daha sonra dinamomuzu bir kontrol edelim. Çalıştığını görelim. Daha sonra marş otomatiğini takalım.
Kontrolünü yapalım tekrar. Maaş numumuz normal bir şekilde çalışıyor mu? Eksi kutbunu gövdeye bağladık. Artı kutbunu artı girişine bağladık. Kontak için gelen bobin elektriği artı kutbunu bağladık. Şöyle göstereyim. Maşinamızın gayet başarılı bir şekilde çalıştığını görmüş oluyoruz. En son olarak arka kapağını kapatıyoruz. Maaş sınavımız sıfır ayarında kullanıma hazır. Göstermiş olduklarım diğer maaş motorları için de geçerli. Sadece bizim maaş motoru için değil. Çoğu maaş motorunun çalışma sistemi zaten aynı. Maaş otomatiği, kömürleri, maaş otomatiği ile maaş dinamosunun bobinine geçen yerdeki aktarım kısmı göstermiş olduğum, bu aradaki değiştirdiğimiz parça, bakır parça. Yani sorunlar bunlardan kaynaklanır. Yapmanız gerekenler ilk başta bunlar. Direkt gidip yeni maaş motoru bozuldu diye maaş motoru almanıza gerek yok. Maaş motorları çünkü kolay bozulabilecek yapıya sahip değiller. O yüzden bu gösterdiğim şeyleri uygularsanız büyük ihtimalle zaten maaş motoru çalışıyordur. Videoların devamı gelecek. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkürler.